Ağlama annem ne olur. Bak doktor ne dedi duydun. Bu hastalığın tedavisi varmış. Kemo bilmem ne filan dediler ama. İyileşmeniz için bu gerekli. Saçımda da gülecekmiş ama. Olsun hanım yine uzar. Bu çocuklar ne olacak? Anne ne olur böyle yapma. Bak çocuğu izliyorsun döndü. Aa, gel kızım gel dışarı çıkalım. Anneciğim şükret ki çaresi var. Bakın moralinizin çok iyi olması lazım. Lütfen bırakmayın kendinizi. Nereden geldi bunlar başımıza? Atlatacaksın anneciğim. Bir an önce iyileşip döneceksin evimize. Ne o öyle? Sana mı sesleniyorlar? Cicoz! Cicoz! Bizim deliler hastanede olduklarını unuttular. Bak anne arkadaşlarım senin için gelmişler. Kapıdan hepsini yukarı almadılar. Aşağıda da rahat duramadılar anlaşılan. Ya ben bunlara ne diyeyim? Gel anne gel bak şunlara. Gel Allah aşkına bak şunlara. Nasıl kalkayım oğlum? Kalk ne olur bunu görmen lazım. Hay Allah. Hadi. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlarım annemi ziyarete gelmiş. Bakayım. Ha çıktı çıktı. Çıktı. Aslanlar ya. Bunlar mı benim için kampanya yaptılar? Evet. Kazandığımız maçı da sana armağan ettiler anneciğim. Herkes sizin iyileşeceğinizi biliyor. Sen de inan anneciğim. Ne olur bozma moralini. Bir güzel tedavin ol ha. Kuzum. Kuzularım benim. O kuzular için toplayın kendinizi. Üzmeyin onları. Hemşireler kovmadan şunlara bir bakayım ben. Döndü teyze. Sen çok yaşa. Canı feda. Müsaadenizle yine uğrarım. Güle güle. Allah sizden razı olsun. Koç koç dedikleri kadar varsınız. Affedersiniz. Alo Nilgün. Ya niye kimse bakmıyor? Kadıncağız galiba bizi görünce sevinçten bayıldı hocam. Gelen geçen de bizi deli zannetti. Neyse gelmişken hem moral verelim hem mesaj verelim. Hazır mıyız? He. Tohumlar fidanlar. Arkadaşlar kesin ya alo. Ağacıcoz geldi. Arkadaşlar. İyi. Annemi çok mutlu ettiniz. Ruhu nasıl? Eyvallah. Çok halsiz ama sizi görünce canlandı. Herhalde bu oğlum biz ölüyü diriltiriz. Şşş. Ya ben size nasıl teşekkür edeceğim hiç bilmiyorum. Saçmalama. Ne yaptık ki ya? Ne yaptık ki be abi? Arkadaşım olduğunuz için gurur duyuyorum. Şimdi o gurur bize ait. Hadi ağlayacağız ağla. Aha koç geliyor beyler. Nilgün. Nilgün. Allah yine karısıyla konuşuyor galiba. Böyle yapmakla hiçbir şey elde edemezsin. Beni tehdit etme. Ne demek benimle evlenmezsen çocuğu göstermem. İş buraya mı geldi ya? Nilgün saçmalama. Rüzgar gibi geçti bizi unuttu. Sinirden gözü hiçbir şey görmüyor. Hocam nedir bu adamın çektiği ya? Üzülüyorum vallahi. Koç. Koç. Duymuyor bile. Benim yukarı çıkmam lazım. Hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Görüşürüz. 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 Bana bak. Bir şeye ihtiyacın olursa ara tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Dikkat edin. Dikkat edin. Ne yapıyoruz beyler? Ben eve gidiyorum. Yapma. Gitme kovboy. Bizi bırakma ne olur. Lütfen. Hadi yarın görüşürüz. Hadi. Dur bekle. Ben de geleyim. Beni de bırak. Beni bırakma Barış. Hadi beyler eyvallah. Tamam hadi yürü seni de bıraksın. Nasıl olsa yol üzeri. Beyler şehzadeniz de kaçıyor. Nereye? Buluşacağım nereye ya? Burcu ile buluşacağım. Ooo anlayalım. Anlamayacak bir şey yok ki çıkıyoruz işte. Kovboy da tepene bir çıkacak var ya göreceksin yine. Yani. O ne karışıyor be? Bizim seviyeli bir beraberliğimiz var yani olacak. Vay. Hadi hayırlısı. Siz de evinize hadi sokak çocukları. Hadi eyvallah. Eyvallah ekti biz abi. Ne yapacaktık ki abi? Program vardı. Ne programı? Abi bırakmadınız ki anlatayım. Kızların pijama partisine davetliyiz. Ne? Davetli mi? Yani davetliyiz ama tarih misafiriyiz. Kapıdan kovacak halleri yok ya. Herhalde abi. Abicim benim kız partisinde işim olmaz. Delikanlıyı da bozar. Oh. Eyvallah. Delikanlı. Saçmalama. Bu da Gülizar'dan tırsıyor ya. Dede de gitti abi. Geriye kaldı Mahşir'in 4 atlısı. Bana bak. Sen de kaytarırsan bozuşuruz ha.
Parti kimin evinde onu söyle yeter. Bana Eylüllerde abicim. Eylüllerde bir sürü kız arkadaşım Allah çağırmış, tamam mı? Konuşurlarken duydum. Oğlum biz ev almazlar ki. Niye? Durun bakayım size ya. Vallahi hepiniz kız gibisiniz. Niye almasınlar sizi? Alo, alo, alo. Ne oldu be Allah Allah? Beyler bir dakika, bir dakika. Benim bir fikrim var. Nedir fikir abi? Abi çok güzel bir şey. Kabul edeceksiniz ama, söyle, tamam mı? Tamam abi, söyle, söyle. Bak mızıkçılık yapmak yok. Çok eğleneceğiz. Tamam, söyle. Tamam abi, söyle. Biz şimdi hepimiz pijama partisine davetliyiz, tamam mı? Evet. Ama nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Anlatayım abicim. Şöyle ki... Keşke şöyle falan anlatsaydın. Sana sıra gelince sen daha iyi anlatırsın. Hadi hadi bozulmayın. Sıra bizde. Kim geliyor? Ben geldim. Ya hadi durun. Ya, film düşünelim bir dakika. Hadi. Tamam, gel. Kasım'da aşk başkadır. Ne? Kasım'da aşk başkadır. Güzel. Üç kelime. Yabancı. İkinciyi anlatıyorsun. Seviyorsun. Ama kimi? En tatlı birisini. Ya nasıl böyle yapmamış? Ya anlat sen ya. Aşk mı? Anlattı vallahi. Pelin, sen hiç aşık oldun mu? Boş ver ya. Biri mi anlatıyorsun? Hı. Dünya. Hı. Mars. Dönüyor. Ay mı? Ne? Uzay. Mars. Çok sıcak. Yaz mı? Yaz aşkı. Yağmur yağıyor. Aa biliyorum. Aa, biliyorum ya. Matrix 8 çocuk. Aa, şey, şey, aa, şey, şey, kasım'da aşk başladı. Nasıl bildin ya? Biz kazandık. İyi, boyunuz uzadı. Aman ya, mızıkçılık etmeyin. Kazandık işte. Evet, kim geliyor? Ben sıkıldım. Tabii kaybedince sıkılıyorsun. Ha, kaybetmek dedin de. Eylül, Umut seni hiç arıyor mu? Belden aşağı vurma Pelin. E niye canım? Siz benimle sürekli dalga geçiyorsunuz. Ben bozulmuyorum ama. Umut artık beni hiç ilgilendirmiyor. Onun adını duymak başkalarını üzebilir ama. Niye bana bakıyorsunuz? Umut yine arkadaşını bulmadan önce beni seninle kıskandırmaya çalıştı ya. Heh, sen de yedin. Yok canım, ne yiyeceğim? Hadi hadi, Umut'u beğendiğini hepimiz biliyoruz. Saçmalamayın, biz arkadaşız. Eylül, sen ne biçim ev sahibisin? Bak kolan bitmiş. Çevir kazı yanmasın. Ama çevirsin hakikaten. Umut konusunu açtığıma bin pişman oldum. Umut kim? Bizim sınıftan bir çocuk. Eylül'ün eski sevgilisi. Şimdi sana mı asılıyor? Yok canım. Umut şimdi onların sınıfından bir çocuğun kız kardeşiyle çıkıyor. Hı-hı. Kızın adı neydi? Burcu. Ha, Burcu. Ebru, seninki çalıyor. Hadi dansa. Aa, siz de kalsın. Hadi. 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 Hadi o zaman. Hadi hadi hadi. Hadi. Bırak bakalım. Hadi kızlar. Amerika'dayken her şey çok farklıydı. Anlıyor musun? Derslerim çok iyiydi. Buraya gelince yere çakıldım. Bu sene kalıyor musun yani? Evet. Düşünmek bile istemiyorum. Bir seneden ne olur ki? Öyle deme. Ben başarısızlığa çalışık değilim. Saçmalama. Buradaki sisteme uyum sağlayamaman çok normal. Senenin ortasında geldiniz. Annenler bu durumu anlayışla karşılayacaklardır. Onlar önemli değil. Ben kabullenemiyorum Umut. Ya boşu boşuna bir senem gidecek. Ya şöyle düşün. Biz İngilizce öğrenebilmek için bir sene hazırlık okuduk. Sen zaten ana dilin gibi İngilizce konuşuyorsun. Farz et bir sene hazırlık okudun. O kadar basit değil. Of, çok takıyorsun Burcu. Bu kadar basit aslında. Sorunlarımı konuşmaktan sıkıldın galiba. Yok, yok, yok da bak, boş yere canını sıkıyorsun. Hayatta üzülecek o kadar çok şey var ki, nelerle karşılaşacağız? İlk darbede yere yapışmayacak kadar güçlü olmamız lazım. Çok şey yaşamış gibi konuşuyorsun. Yaşadım tabii. Bu sene tokat üstüne tokat yedim. Mesela... Ne? Boş ver. Ya hadi anlat. Mesela... Ben bu yaşıma kadar evlatlık olduğumu bilmiyordum. Yani daha yeni öğrendim. Annemle babam ben 2 aylıkken ölmüş. Şimdiki babam beni evlatlık edinmiş. Hayalin çok genişmiş. Ya elimi tutmak için bu kadar palavraya gerek yoktu. Ya palavra atmadım. Benimle dalga geçiyorsun. Hayır.
Seni önemsiyorum. Onun için bu kadar özelimi anlattım. Tamam, hikayem biraz arabesk biliyorum ama ne yapayım, doğru. Özür dilerim. Seni kırmak istemedim. Neyse Burcu. Bunları neden anlattım ki? Hayatta her şey bizim için. Kaybettiklerimizden de ders almamız lazım diyerek sana bir de mesaj şarkımızı söylüyorum. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda. Nasıl mesaj şarkısı? Bir daha pijama partisi falan yapmayalım. Uykum geldi vallahi. Annem mi yoksa? Annem İzmir'de çekimde, herhalde komşudur. Gürültü de etmedik. Hmm. Annesi kontrol etsinler diye birisine tembih etmiştir belki. Kim o? Kızlar. Ay inanmıyorum ya. Resmin geliyor Şekoş. Çok güzel çıktın kız. Pijama partisi burada. Vallahi artık delisiniz. Aşk olsun Eylül. Bizi de içeri al kardeş. Bacaklarımız buz oldu. Donduk vallahi. Kim gelmiş? Ya tantana yapmayın da çekin. Hayır, hayır, hayır. Merhaba. Merhaba. Hanımlar, size bizim suluları takdim ediyorum. Gülten, Orçun, Emre ve Ahmet. Siz nereden çıktınız? Benim adım Emre Gül. Merhaba kızlar. Çok şıkıldım. Sizi eğlendirmeye geldik. İyi mi yaptın? Eylül çekme. Eylül çekme. Sakın çekme. Eylül çekme. Hadi. Ya Pelin bıraksana. Ya Pelin bıraksana ya. Hadi kızlar poz verin. Biz bizeyiz. Tabii biz bizeyiz yani. Ya çekmeyin abi. Lütfen çekmeyin. Çekme. Ya Pelin poz veriyor ya. Ya bak poz vermeyin ya. Ay ne oldu? Ya tamam çekme. Çektim hadi çekme. Selam. Arkadaş alalım mı? Gökhan ben. Hayır. Başında prenses gibi bir ünvan var mı yoksa sen? Sadece. Vay be çok yazık olmuş. Burada. Arkadaşım olmasın diyor acaba. Senin arkadaşın mı? Evet. Pelin, sana daha önce en iyi arkadaşım olduğunu söylemiş miydin? Hadi be, yürü. Ya bakın, ben aslında çok sağlıklı bir genç, yakışıklı erkeğim ya. Bunların hepsi numara. Erkeğim ben, erkek. Canım. Hepsi numara bunların ya. Evet. Hey kızlar, gelin şunlara bakın. Harika çıkmışlar. Elimize düştünüz. Bu resmi çok eğlenceli. Ya. Anladık oğlum, ne yapacağız senin yüzünden abicim? Al bakalım. Ya ben ne yaptım şimdi? Ne yaptım diyorsun? Bu parlak fikir senden çıkmadı mı abicim? Abi ne yaptım ben ya? Geçmiş olsun. Neymiş pijama partisiymiş. Alın size pijama partisi. Al sana pijama partisi. İşte ya, ne görüyorsunuz? Ben bir gelin. Rezil olmuşsun yüzler. Çek hocam ya. Ya çek ya şimdi bari çekme ya. Ayıp ama yeter işte. Sen ne tanışmışsın öyle. Çok güzel kız oldu yalnız. Ya bırak hocam ya. İşinize bakın siz. Emre'ye bak. Oğlum iyi ki kaçırmışım. Yoksa ben de rezil olacaktım. Senden zaten güzel bir kız olmaz dedeciğim. Sen partiye gitmedin mi Umut? Hayır kaçırdım. Hayret nasıl oldu? Parti basmak da üstünde yoktur aslında. İşim vardı gidemedim meraklı çocuk. Başka bir partideydim. İçin rahat etti mi? Bak. Can. Çantanı unuttun. Ha sağ ol. Neyin var? Niye benimle konuşmuyorsun? Canım sıkkın Deniz. Üstüme gelme lütfen. Koş. Koş. Bir dakika bakar mısın? Ha bir bu eksikti. Günaydın. Şu resimlere bakın lütfen. Ya koş bakma ya. Bakma ne olur ya. Pijama partimizi bastılar. Ama fena avlandılar koç. Var ya tam maskara oldular. Böyle yapmaya devam ederlerse sahada da maskara olacaklar. Hemen lafı maça getirdin koç. Ben final maçından başka bir şey düşünmüyorum. Siz de öyle yapsanız iyi olur. Dün belek kafalılar. Dün çok sinirliydin koç. Annen nasıl Cihan? İyi koç. Bugün kemoterapiye başlıyor. Güçlü ol. Antrenmana geç gelen 50 şınav çeker haberiniz olsun. Yandık. Senden önce oradayız koç merak etme. Pelin, Şebri var ya, bana bağlasana onu. Of, ben seni psikopata bağlayacağım. Hadi çocuklar sınıflara, daha okul bitmedi. Günaydın Can. Günaydın. Biraz konuşabilir miyiz? Şimdi derse giriyorum, dersten sonra görüşürüz. Olur. Ne oldu? Konuşuruz. Oh. Resimler çok güzel. Günaydın hocam. Günaydın. Hadi sınıflara. Sen de çok güzel çıktın. Ben çıkmış. Zaten güzelim. Şey... dün gece keşke sen de gelseydin. Çok eğlendik. Bu sefer bizim evde olur. Sen de kızlarla gelirsin. Biz de bıyık takıp tesbih sallarız.
Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın. Come on everybody sınıflara. Come on everybody sınıflara. Second bell is ringing. Second bell is ringing. Come on everybody. Come on everybody sınıflara. Hocam vallahi çok büyüksünüz. Yani insan siz dersinize girince böyle bir zevk alıyor. It's a pleasure yani. Sağ ol canım. Bunları panoya asalım mı? Aslancı çok iyi fikir. Cicot yemin ediyorum bak yersin sokuyor onları panoya asalsa. Bak gelin. Verin şunları abi ya. Saç gelme. Abi saç. Ben sustum. Onlar ne çocuklar? Resimler hocam. Dur bakayım. Gökhan bu ne hal böyle oğlum? Ayıp arkadaşlar ayıp. Disgusting. Tövbe tövbe. Disgusting. Hatta şey mor video kat. Gördü çekirge. Bu ne hal böyle peruklu merumlu. Peruklu be. Allah seni kahretmesin be. Hadi hadi siz de oyalanmayın. Hadi hadi sınıflara hadi çabuk. Tamam hocam geliyoruz. Parti olarak geliyor musun? Bilmiyorum. Ay tamam ya. Ne var? Anlaşıldı. Bunları lan kurtulamayacağız yani. Hocam keşke bu hiç ders yapmasak ya. Arzu'ya söyleyeyim. Nasıl olsa sözler de bitti. Notlar idareye de gitti. Evet abi. Ama hocam müfredatı uymak zorunda. Müfreze mi? Ne diyor bu ya? Good morning girls. Gökhan'la Emre'ye dedim üstünüze alınmayın. Hocam çok alındım ha. Bana shame on you yani. O zaman onu peruk takmadan önce düşünecek. Büyük rezillik hocam. Bunlar bet göz ya. Hadi be. Gırgır olsun diye yaptık. Olur olur. Gençlikte böyle gırgır hadiseler olur tabii. Hiç unutmam. Bir gün öğretmen okulundayız biz. İşte bu kadar ders kaynadı. Hocam yatılı mıydınız? Tabii. Allah! Nereden aklıma geldi şimdi bak. Ama ne günlerdi ya. Hocam bize de anlatın ne olur. Evet hocam anlatın. Evet evet. Şimdi bizim okuldan bir arkadaş var. Muharrem kısa boylu. Kelimsiz Muharrem deriz ona. Bir gün biz bunu yatakta uyurken altına işedik. Suyla. Tabii. Hocam. Tabii. Bir uyandı baktı altın ıslak. Tabii canım. Oluyor öyle. Çok güldük ama çok eğlendik. Hocam siz de az değilmişsiniz ha. Ha babam neslisiniz tabii. Tabii canım öyle. Okulu da kırdınız mı hocam? Çok! Yo! Oku! Biz kırma! Teessüf ederim. Siz de uyarıyorum bu havalar aklınızı başınızdan almasın. Okulun bitmesine çok az kaldı zaten. Yani tatili şöyle çok az bir şey kaldı. Dişinizi sıkın. Sakın böyle şeylere. Lütfen. Lütfen. Hocam mesaj geldi hadi hep birlikte. Tohumlar, fidanlar, fidanlar ağaçlar ormana dönmedi yurduna. Söyleyeceğiz hocam. Tohumlar, fidanlar, fidanlar ağaçlar ormana. Salonun ortasında beyaz bir kuğu gibi süzülüyordum. Gelinlik bana çok yakışmıştı ama damat felaketti. Cüceydi cüce. Ay evet Badegül benden kısaydı. Nikah memuru kimdi? Aa, Sevinç Hanım. Yok o rüya değil gerçek. Yani cüce kısmı rüya Sevinç Hanım kısmı gerçek. Tamam Badegül. Burası bir iş yeri. Beni meşgul etme tamam mı? Aa bay bay. Bakıyorum İsmail Bey Ankara'da diye dağıtmışsın. Yok valla her tarafı topladım. Bütün dosyaları düzenledim. Genelgeler dosyasını da düzenlemişsindir inşallah. Bana lazım da. Hemen vereyim. Sevinç Hanım, rüyada cüceyle evlenmek ne demektir? Üstün açık kalmış demektir canım. Bazı yorumcular rüyaların tersi çıkar diyorlar. Bu durumda çok uzun boylu biriyle de evlenebilirim değil mi? Selvi dosya. Bir bulabilsem masamda olabilir. Sevinç Hanım burada mı? Evet içeride. Siz buyurun ben hemen geliyorum. Heh, buldum. İşin varsa daha sonra konuşalım. İşimin bitmesini beklersen yandın. Gel bakalım. Size ne ikram edeyim? Aa, bu da mı rüyaydı? Anlat bakalım. Nilgün, Marmaris'e yerleşecekmiş. Niye üzülüyorsun anlamıyorum. Sonunda bir yere yerleşmeye karar vermiş. Bunu sana söylemesi de çok iyi. İyi mi? Tabii. Yerini bildikten sonra istediğin zaman gider Defne'yi görürsün. Ben de Marmaris'e yerleşecekmişim. Yoksa değişen bir şey olmayacakmış. Senin işin gücün burada. Marmaris'te ne yapacaksın?
Ya Nilgün onu da düşünmüş. Orada bir spor mağazası açarsın diyor. Peki sen bu işe ne diyorsun? Of, bilmiyorum Sevinç abla, bilmiyorum. Hoppa! Biz kinçer! Biz kinçer! Biz kinçer! Oluyor mu şehzade? Oğlum dedeciğim, bize bir de move oldu yapsana. Olur. Böyle miydi orası? Abi anlaşılan orada bize olan birileri var. Biz böyleydi, işine gelir mi? Öyle ısınmak da zevkli oluyormuş ya. Tabii abi, ne öyle çek, esne bilmem ne, hep aynı hareket. Çek! Çek! Yat yere! Özür dilerim arkadaşlar. Niye? Geç kaldım, antrenman başlamış. Bence bitti bile. Gökhan, Emre, Orçun, siz kalın diğerleri otursun. Ben? Sen de kenara düşüyoruz. Arkadaşlarla özel çalışacağız. Öyle hayır gayrı var mı? Onlarla koreografi çalışacağım, cicozcum benim. Artık sahaya pompon kızlar olarak çıkacaklar. Yakışır hocam. Hop dede. Ne kızıyorsun oğlum? Pijamaları giydiriz, pomponları da takarsınız. Ya dalga geçmeyin abicim ya. Şşş beyler, lütfen biraz daha yavaş ya. Ben biraz uyuyacağım. Belki rüyamda Ebru'yu görürüm. Hem de canım. Çekirge, ben Ebru, Ebru ben. Şşş kes kovboy, çocuk uyuyor. Dede, ben biraz üşüdüm, üstümü örsene ya. Çekirge, Ebru ben. Şehzade uğraşma ben ya. Sen fazla oldun ama ha. Madalya alacak ki kendini parçalayayım. Fazla konuşma. Şş, keseyim mi topu lan? Kes, 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 kes. Kes. Alo, bir dakika iyidir. Kim o? Al hadi acıdım yine. Hadi bakalım. Özel konuşulacak. Oo. Bak, bak, bak. Ne iş hocam? İnce iş. Antrenmandayım, sen neredesin? Şimdi gelemem Burcu. Lütfen Umut, moralim sıfır. Konuşmaya ihtiyacım var. Ne oldu? Gelince anlatayım. Ya bak, gelemem. Koç beni mahveder. Ya bir kerecik izin isteyemez misin? Hayatta vermez. Kötüyüm diyorum, anlamıyor musun? Bak, şey, iki saat sonra buluşalım, tamam mı? Bak, ya şimdi gelirsin ya da bir daha görüşmeyiz. Ya trip yapma şimdi. Hoşça kal. Dur dur dur, kapatma. Neredesin? Anladım, tamam. 10 dakika sonra oradayım. Hadi görüşürüz. Ya güldürmek istiyorsanız gıdıklayın. Böyle olmaz yani. Beyler benim gitmem lazım. Ne oldu hocam? Bir işim çıktı. Oo anlayalım. Öyle bir şey değil ya. Önemli mi? Önemsiz olsa antrenmanı bırakır mı? Hadi ben kaçtım. Umut bir dakika. Hadi abi. Bir dakika hocam. Oo adam kaçtı gitti ya. Koça ne diyeceğiz? Abi ne var bunda? İnsanın her an bir iş çıkabilir yani. İzin almadı diye kızabilir. Yokluğunu fark ederse tabii. Anlayamadım hocam. Şimdi sen Umut'a mı laf ettin yoksa koça mı? Hangisine? Çay kahve ister misiniz beyler? Vallahi ben bir gazoz olsa içerim. Piknik yerim burası. Kalkın hadi. Hadi kalkın. Hadi. Eyvah. Haberiniz yok galiba. Final oynayacağız. Final. Umut nerede? Gitti. Gitti mi? Önemli bir işe çıkmış koç. Ya. Zamanlama harika. Ya işi final maçında çıksaydı o zaman ne yapardık? Kapa çeneni. Oo. Kes. Koç. Kapalı mı? Sana ne? Sussan oğlum ya. Bu ne sorumsuzluk ya? Önümüzde bir maç var. Kaptan ortada yok. Takım yayılmış. Ben geç geldim ama takım çalıştı. Evet, çok çalıştık. Evet, çalıştık. Ya yalan söylemeyin, terlememişsiniz bile. Böyle mi final oynayacaksınız? Rezil olacaksınız, rezil. Merak etme koç, maç bizim. Onları sağdan sileceğiz koç. Rakibin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyor musunuz? Dümbele kafalılar. Biz de güçlüyüz koç. Adamları gruplarda yendik. Şansa çıkmışlar finale. Hem zaten Hidolu Sacramento'yla oynuyoruz koç. Onlar da yurdumun bir lisesi yani. Ben sana ne öğrettim ha? En büyük hata rakibi küçümsemektir. Hemen havaya girmeyin. Grupta yenmeniz önemli değil. Finalde yenmeniz önemli. Ya tamam bağırma koç. Biz zaten bunların hepsini biliyoruz. Biliyorsunuz da niye çalışmıyorsunuz? Çalışın hadi. Hadi. Kaç tur koşalım koç? 30. Allah yandık. Gezmeye çıkmadınız kızlar. Canlanın biraz hadi. Canlanın. Şehzadeye kızdı bize çatıyor ya. Canınızı dişinize takacaksınız. Bütün varlığınızı ortaya koyacaksınız. Finali alacaksınız. Yoksa ne yapacaksın koç? Biz dövecek misin? Hayır dümbele kafalılar.
İşi bırakacağım. He? Ne? Ne? Devam edin, devam edin hadi. Geldim. Ne oldu ya? Çaktım. Sizin karneleri verdiler mi? Ya dalga geçme Umut ya. Kurtarma yazılarından da zayıf aldım. Kesin kalıyorum. Bak sen bilmezsin. Bizim burada hocanın kanaati diye bir şey vardır. Böyle sene içinde parmak kaldıranlara, artı falan alanlara kıyak geçerler. Ben bunları yapmadım Umut. Ne hocalara ne de okula uyum sağlayamadım. Ne yapacaksın şimdi? Evi terk edeceğim. Ne? İyi ki geceyi ben organize etmedim. Tamam, burayı seçmekle hata ettim ama gece uzun. Yemekten sonra bir bara gider, acısını çıkarırız. Bana uymaz. Sabah erken kalkacağım. Oyun bozan sen de. Siz gidin canım, ben mani olmayayım. Deniz, canın durumuna psikolojide ne deniyor? Depresyon başlangıcı olabilir mi? He? Bence bir uzmana görünmesi lazım. Ya dalga geçmek için mi çağırdınız beni? Hayır canım. Düşüncelerinden kurtulman, biraz rahatlaman için. Kolaydı sanki. Cendereye sıkışmış gibiyim Sevinç abla. Ne yapacağımı bilmiyorum. İşine karışmak gibi olmasın ama senin yerinde olsam bu şantaja boyun eğmem. Ha, iyi ki benim yerimde değilsin Deniz. Ne oldu Can? Hani kararlıydın? Hani Nilgün'le geleceğiniz yoktu? Ne olur, ne olur üstüme gelme Deniz. Kafam kazan gibi. Doğru düzgün düşünemiyorum. Ama biz senin iyiliğin için konuşuyoruz Can. Şu durumda kendimi değil, kızımı düşünmek zorundayım. Onu ve geleceğini. Kim o? Umut, sen mi geldin? Benim, ben Destur. Merhaba, selam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım, arkadaşım Burcu, Gülüzer. Telefonda konuşmuştuk. Aa evet, nasılsınız? Aman aman hiç sorma, yine açmasın musluklarını. Bak, böyle yapacaksan kendime kalacak başka bir yer bulayım. Şey, Burcu bu akşam bizde kalacak Gülzar. Ya. Şey, sen otur ben üstümü değiştireyim. Tamam, buyurun. Yürüsene. Misafir geleceği içine mi doğdu kız? Niye süslendin böyle? Hakan'la buluşacaktım. Ah, babam kapıdan sen bacadan. İyi valla. Sayenizde çıkamayacağım şehzadem. Git git, ben izin verdim. Ama ben sizin burada yalnız kalmanıza izin veremem. Hem nereden çıktı bu yatılı misafir? Şşş, yavaş kızım, evini terk etmiş. Tutturdu sizde kalacağım diye. Ne yapayım, sokakta mı kalsaydı? Delirdin mi sen? Ailesi arar, başımız derde girer. Korkma, ailesine kız arkadaşımda kalıyorum dedi. Vallahi söyleyeceğim babana. Ben de seni söylerim, ne haber? Üf Umut, üf. Telefon. Bakıyorum. Alo. İyi akşamlar. Evde. Veriyorum. Umut. Gökhan arıyor. Açtım. Karnınız açsa yemek hazırlayayım size. Sağ olun, dışarıdaydık. Tamam. Alo. Hakan. Seni ilgilendirmez meraklı çekirge. İşim vardı işte. Ya koç küpleri bindi hocam. Hırsını da bizden aldı. Yapma ya. Canımızı çıkardı valla. Şahsen benim kolumu kıpırdatacak halim yok. Yani telefonu yastığa koydum, üstüne yattım, öyle konuşuyorum. Kastırma oğlum o zaman. Kapat öyleyse. Asıl bombayı patlatmadım daha sana. Koç dedi ki şampiyon olamazsak işi bırakacakmış ya. Siz de inandınız mı? Gaza getirmek için söylemiştir oğlum. Ya çok ciddi hocam. Çok da kızgındı. Bağırırken ağzında ateşler çıkıyordu. Hatta Orçun saçları alev aldı, zor söndürdüm ben. Kısa kes çekirge, çok kesecek. Babandan fırça yiyeceksin sonra. O zaman bize gel. Günün diğer olaylarından sana haber başlıkları veririm. Boş ver, uzun iş. Ya gel işte, nasıl olsa baba Ankara'da. Erken gittin, geç kaldın gibi dertlerimiz de yok, rahatız. Şey, benim biraz başım ağrıyor, erken yatacağım, başka zaman. Eyvallah hocam, sen bilirsin. Bize teklif farısar yok, biliyorsun. Hadi yarın görüşürüz, iyi akşamlar. Eyvallah hocam, geçmiş olsun. Sağ ol.
Bir şey içer misiniz? Yok, sağ olun. Oo, güzel kostüm değişikliği yapmışsın. Program iptal oldu. Hakan'ın bir işi varmış da. Vah vah vah, çok üzüldüm. film mi izlemek istersin yoksa müzik mi dinleyelim? Aslında çok yorgunum, yatmak istiyorum. Gülizar, sana zahmet benim odayı Burcu'ya hazırlar mısın? Sen rahatsız olma Umut, ben koltukta yatarım. Ne rahatsızlığı kızım, babamın yatağında yatacağım ben. O daha geniş. Oh, gel keyfim gel. Ben yatağı hazırlayayım. Size de bir gecelik veririm. Tamam, teşekkürler. Gece bir şeye ihtiyacın olursa Gülizar'a seslen. Nasıl olsa bütün gece nöbet tutacak, inzibat gibi. Mesaj alındı, sağ ol. Cihan. Cihan. Kuzucuğum. Cihan. Ne oldu anne, bir şey mi istiyorsun? Burada sandalye tepesinde kafan düşmüş be oğlum. Git döşeye de rahat rahat uyu. Seslenirsin de duyamam diye burada oturuyorum anneciğim. Bilirsin uykum ağırdır. Yavrum, anasının kuzusu bir tanesi. Hadi uyu anneciğim. Cihan, bana bir şey olursa Gülcan'a mukayyet ol, olur mu? Böyle konuşma anne, sana hiçbir şey olmayacak. Okulu falan bırakmasın, okusun, üniversitelere gitsin. Ay bak Cihan anne, bu... Anne bak ne olur, ya lütfen böyle yapma. Bu hastalığın çaresi var, sen iyileşeceksin. İyileştiğin ilk günde de bize mantı açacaksın, söz mü? Söz, söz yavrum. Hoş geldiniz. Geldik. Hoş geldiniz. Koç. Acele etmeyin canım, ağır ağır gelin. Tam vaktinde geldik koç. Oo, Umut Bey siz de mi buradasınız? Şey, affedersin koç. Geçen antrenman sana haber vermeden gitmek zorunda kaldım. Terbiyesizlik yaptığının farkındasın değil mi? Özür diledim ya. Özür diledin, her şey halloldu değil mi? Bu iş çocuk oyuncağı değil. Koç, zaman geçiyor, hadi başlayalım. Siz başlayın. Önemli bir işim var diyorum, anlamıyor musun? Hastalık dışında mazeret kabul etmem. Etmezsen etme. İşte bu kadarsınız siz. Takım ruhu, hırs, gayret, başarı. Hiçbiri yok sizde, hiçbiri. Sayende olmayacak da. Şehzade! Bırak Gökhan. Gitmek isteyen gider. Ne dikiliyorsunuz? Hadi koşmaya başlayın, hadi. Yandık vallahi. Hadi. 20 tur. Yapma dedeciğim, bir şey yapma. Gevezeliğe devam ederseniz 25 olacak. Hani yapmazdı ha? 25 tur. Kesmedi de. Konuşmayalım arkadaşlar. 30 tur. Bence ya. İbo, bir Nescafe. Tamamdır. Voleybol antrenmanı ne zaman? Yarın 3'te. Sağ olun hocam. Filiz Hanım merhaba. Merhaba. Şey, bir emriniz var mıydı acaba? Yok. Soğuk bir şeyler getireyim. Yok istemem. Dikkat etsin oğlum. Affedersiniz hocam. Önüne bakmıyor ki. Aklı beş karış havada. Bir yeriniz acımadı inşallah değil mi Filiz Hanım? Yok canım. Vallahi biz küçükken düşünce annem gelirdi, öperdi, bir öpeyim derdi ve geçerdi. İbo, bir Nescafe hazırlamak ne kadar sürüyor? Şimdi geliyor ya, şimdi geliyor. Var ya, havadan herkes yer gibi olmuş ya. Acele et sen de, bir saattir laklak ediyorsun. Laklak ha, laklak öyle mi? İyi, öyle olsun bakalım. Of. Evet beyler, bahisleri açıyorum. Umut maçta oynar diyenler? Hiç zannetmiyorum. Oynamaz diyenler? Kesin be. Koç sana gücük oğlum, kesin oynatmaz. O zaman popo kızlardan biri Umut'un yerine oynayacak. He? Aman dede espri yaptı. Merhaba. Şanslar takım. Sağ ol. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Pelin iyi bir dilekte bulundu. Arkadaşlar, bundan sonra Pelin laf söyleyen karşısında beni bulur uyandırayım. Allah Allah. Ebru var ya, bütün olay o işte. Ya şey, sen niye Ebru'yu maçı çağırmadın? Bak ben Kaan çağırdım. Ne sinirsin ya? Abiciğim bu işi unut sen. Koç Umut'a ne kadar gıcıksa Pelin de sana en az onun kadar gıcık. Hadi ya. Ne oldu? Koç'la kavga mı ettiniz? Pek kavga denemez. Koç Umut'u fena haşladı. Bana bak. Sana sonra ne oldu mu? Niye lafı karışıyorsun? Sana ne? Ya tamam arkadaşlar, tamam maç öncesi moralinizi bozmayın. Senin moralin nasıl? Doğru abi, değmez. İyi, fena değil. Annen nasıl? O da iyi olacak inşallah. İnşallah. Neyse kızlar, hadi bakalım, coşturun bizi. Vay 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 vay. Çapkın cicoz ha? Yok canım. Sonunda yelizi tavlamışsın. Cicoz, ocağına düştüm. Bana taktik ver, ne olur. Ya ne diyeyim, fazla peşinden koşma. Tamam. Yedin çay. Bunlar seninle kafa buluyorlar. Ya ne kafa bulması ya? İnanmıyorum ya, bu maçı alırsak şampiyonuz beyler. Alacağız aslanım, başka yolu yok bunun. Hazır mısınız? Evet, evet koç. Evet, koç. 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 Hazırız.
Bu şampiyonluk maçı. Hayatınızda ilk defa finale çıktınız. Devamını da getirin. Bize güven hocam. Çünkü biz kendimize çok güveniyoruz. Adamları grupta madara etmiştik. Bir daha ederiz. Göreceğiz. Şampiyon olamazsanız ben yokum. Seneye başka bir koçla çalışacaksınız. Bizi tehdit eder gibi konuşma koç. Kiminize göre tehdit, kiminize göre de ödül olabilir. İyi kötü bir yıl geçirdik. Acı tatlı bir sürü şey yaşadık. Bana çok şey öğrettiniz. Umarım ben de size bir şeyler öğretmişimdir. Koç. Takımdasın. Şey, ben başka bir şey söyleyecektim. Söyleme. Gösterin kendinizi. Beni mahcup etmeyin. Anadolu yapmadık koç. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hoşsunuz valla. Çıkıyorlar, çıkıyorlar. Umut, Hakan, Gökhan, Efe, Orçun. Arkadaşlar, bu maçın önemini biliyoruz. Pivot müdafasını iyi yapın. Forvetlerden uzunlara top tarafından yardım götüreceğiz. Orçun'la Umut'un ikili oyunlarından sayı çıkarmaya çalışacağız ve diğerleri rebound'a konsantre olsun. Hadi bakalım. Hadi aslanlar. Hadi annen için oynayacağız. Coz kupayı alacağız. Sağ olun. Ya, gerçekten gider mi? Boşuna dertlenme. Nasıl olsa yeneceğiz. Koç da mecburen kalacak. Koçun yüzü asık. Adamın bir tane düşüncesi yok ki. Bin tane dert var başında. Vallahi ben de çok şanssızım. Dertsiz bir adam da çıkmıyor karşıma. Psikologsun şekerim. Sevgiline yardımcı ol. Alo İsmail Bey. Hala orada mısınız? Thank you.
maç gidiyor, maç. Görmedeyim kardeşim ya, görmedeyim ya. Gökhan hadi oğlum ya. Gökhan. Hadi be. Gökhan. Hadi. Gökhan. Gökhan. Nerede? Koç gitmiş.